Türkiye, Ankara'daki terör eylemlerinin şokunu atlatamadan yeni bir saldırının hedefi oldu. Bu kez İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde cumartesi günü sabah saat 11 sularında düzenlenen intihar saldırısında 3 İsrail ve 1 İran vatandaşı hayatını kaybetti. En az 36 kişi de yaralandı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından güvenlik kordonu kaldırıldı, cadde yayaları açıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıyla ilgili şöyle konuştu. Terör bir kez daha çirkin ve kalleş yüzünü göstermiştir. Sivil insanları hedef almıştır. Ve terörle mücadelemiz bundan sonra da kararlı bir şekilde her alanda devam edecektir. İçeride ve dışarıda. Ve tüm dünyadan da başta Avrupa olmak üzere beklentimiz budur. Amasız bir şekilde terörle mücadelede ortak hareket etmemiz lazım. Kanlı eylemi henüz üstlenen olmazken şüpheler canlı bombanın IŞİD örgütüyle bağlantılı olduğu yönünde. Sağlık Bakanlığı saldırıda yaralananlardan 24'ünün yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. 7 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.